Bu uçağda bu sıkıntı olmaması lazım yani artık. Onu herkesin aşması lazım. Ya burası özgür bir ülke, layık bir ülke. Fakat hani demokrasi dediğimiz şey sadece açıklara mahsup bir şey değil. Yani 2024 yılında böyle şeylerin artık olması gerçekten ülkemize pek yakışmıyor. Her insan istediği şekilde bir yerlere girip çıkabilmeli. Bir özgür ülkede yaşıyoruz ya, değil mi? Niye 30 Ağustos var? Niye 23 Nisan var? Niye Cumhuriyet var? O zaman özgür hakkımızı kullanamadıktan sonra açık kapalı diye niye öyle bir yorum yapıyorlar? Bu ülkenin vatandaşıysak kapalı olan kapalıdır, açık olan açıktır. Paşamayla girmek istiyorsa girebilir. Milenyum çağındayız, yıl olmuş 2024. Hani böyle saçma sapan şeylerle karşılaşmak gerçekten beni çok üzüyor. Bizim böyle özgür bir ülke olduğumuz halde. Ona da bir alternatif bulunabilir. Geriye gitmeyelim, ileriye gidelim yani. Neden olmasın? Sonuçta oturabilirim. Paşamamı giyip tekrar da havuza da girebilirim. Sonuçta bizim de hakkımız yani bu. Bizim de hakkımız yani denize, havuza girmek. Türkiye Spor Yazarları Derneği tepki çeken bir uygulamayla Türkiye gündemine oturdu. Dernek üyesi olan bir beyefendi eşiyle havuza girmek istedi. Ancak dediler ki sizin eşiniz kapalı, açık havuza giremez. Eşi de dedi ki o zaman bari çocuklarımın yanında durayım. Durması da yasak dediler ve açık havuza almadılar. Bu da çok büyük bir tepkiye neden oldu. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? O çok büyük bir yanlış, eşiyle istediği yere girer. Kapalı veya açık olması hiçbir sorun değil ki. Yani eşimle istediğim yere giderim. İster açık giyinir, ister kapalı giyinir. O benim kendi sorunum, kendi vicdanım. Eşin de kendi fikridir. Bu kadar basit. Yani istediği havuza da girer, istediği yere de çıkar. İster bir şey giyer, ne diyeyim, faşamalı giyer, bilmem ne giyer, girer çıkar. Bunda bir sıkıntı yok. Öyle bir sıkıntı olmaması lazım. Artık yani bu uçağda bu sıkıntı olmaması lazım yani artık. Onu herkesin aşması lazım. Yani biz o haberi izledik. Gerçekten bize çok saçma geldi. Ya burası özgür bir ülke. Layık bir ülke. Fakat hani demokrasi dediğimiz şey sadece açıklara mahsup bir şey değil. Yani bugüne kadar ülkemizde bir açığa gidip de işte şurada yaşayın, İtalya'da yaşayın denildiğini göremezsiniz. Fakat bütün kabalılara işte Arabistan'a gidin, burada yaşamayın gibi hakaretler ediliyor. Yani her insan istediği şekilde en doğal hakkıdır bu ülkede yaşaması ve istediği şekilde giyinmesi. Yani o havuzda ismi aklıma gelmiyor bayanların gibi. Haşama. Haşamasıyla da giyebilir. Bunun kimseye bir zararı yok. Onların sadece din düşmanlığı olduğu için içinde bu iddiaları gündeme getiriyorlar. Siz yani bu durumu desteklemiyorsunuz? Kesinlikle. Yani her insan istediği şekilde havuza da girebilir. Yani dedim ki bir insanın haşamasıyla denize girmesinde, havuza girmesinde bana bir zararı yok. Kimseye de zararı olamaz yani. Biz hiç açıklara bir şey diyor muyuz? Bir özgür ülkede yaşıyoruz ya, değil mi? Niye 30 Ağustos var? Niye 23 Nisan var? Niye Cumhuriyet var? O zaman özgür hakkımızı kullanamadıktan sonra açık kapalı diye niye öyle bir yorum yapıyorlar? Bu ülkenin vatandaşıysak Allah sonumuzu hayır getirsin diyelim, diyecek bir şey yok. Hiç iyi bir sonla değiliz. Aslında bitti diyorlar başörtü yasağı, artık kalmadı. Böyle herkes serbest deniyor ama. Genelde hep öyle biliyoruz işte. Biz herkese saygı gösteriyoruz. Herkesin de bize saygı göstermesini isterim yani. Eğer özgür bir ülkede yaşıyorsak öyle bekliyoruz. İnşallah iyi olur. Allah emanet olun. Böyle bir şey mi var? Burası özgür bir devlet değil mi? Özgür bir ülke değil mi? İnsanlar istediği gibi istediği yere girebilir. Böyle bir şey yok yani. Daha ben karşıyım. Yanlış bir şey. Böyle bir şey yok yani. Eğer madem burası demokrasi bir ülke ise insanlar istediği gibi istediği yere gidebilir. Ezelden gelen bir şey. 70'lerden beri gelen bir şey. Tayyip Erdoğan'ın gelmeden önce yapılan bir şey. Tayyip Erdoğan geldikten sonra bunun bir düzelme oldu ama buna tepki çok oluyor. Sırf kapalı olduğu için ayrımcılık yapılmaz yani. O da bir insan sonuçta. Çocukların başında da durabilirim demiş ama burada bir şey düşünebilir yani, bir yol çizilebilir yani. Türkiye'de yaşıyoruz sonuçta. Herkes eşittir. Kadın hakları da vardı sonuçta. Bunun geriye yapılması için hani bir şey yapılması lazım ya. Herkesin hakkı olan bir yere giriyorsunuz sonuçta. Sırf kapalı olduğu için bir bayanı oraya girmemesi için bahane arayıp da öyle bir yol çizilemez yani. Yani 2024 yılında böyle şeylerin artık olması gerçekten ülkemize pek yakışmıyor. Her insan istediği şekilde bir yerlere girip çıkabilmeli. Bu özgürlüğü yani yaşamalı bu ülke. Bunu hak ettiğine inanıyorum bizim vatandaşlarımızın. Tabii ki tasvip etmiyorum böyle şeyleri. İnşallah son olur. Pek son olacağını umudum yok ama inşallah son olur diyebilirim. Bak. Yani 28 Şubat aslında bitti diyorlardı ama bazen böyle olaylarda tekrar sık sık gündeme geliyor. Yani tam olarak bitmedi gibi de gözüküyor mu? Evet, maalesef. Maalesef. Zihniyet, bazı insanların zihniyeti değişmiyor. Nesilden nesile de aktarılıyor. Umarım biter öyle diyelim.
Başka diyecek bir şey yok. Bence yanlış bu. Yani kapalı olan kapalıdır, açık olan açıktır. Haşamayla girmek istiyorsa girebilir. Ama o bayanın onu şikayet etmesi gerekiyordu, o firmayı. Hani kişisel haklara saldırı bu. Benim evimde açık da var, kapalı da var. Ben açığım, ablam tesettürlü, yengem tesettürlü, görümcem benim açık. Hepimiz yan yana rahatlıkla durabiliyoruz. Her bir uygun kıyafetlerimize giriyoruz. Bu konu çok yanlış bence. Haklı yani. Kapalı da gider, açık da gider. Halka açık yerde olsa yani parasıyla da gidebilir. Yanlış buluyorum. Yani Türkiye'de böyle şeyler çok saçma. Ayrımcılık. Yok kapalı, yok açık. Yani herkes gidebilir. Türkiye'de böyle ayrımcılıkların olmaması gerekiyor. Tabii ki. O konuda ben çok şeyim yani. Laz, Kürt, Türk, Alevi. Onlar yani çok hoş bir şey değil. Bölücülük oluyor. Yani artık milenyum çağındayız. Yıl olmuş 2024. Hani böyle saçma sapan şeylerle karşılaşmak gerçekten beni çok üzüyor. Bizim böyle özgür bir ülke olduğumuz halde. Ona da bir alternatif bulunabilir. Haberi izlemedim ama bence yanlış bir karar. Çocuğu da girebilir, kendisine de ait bir yer varsa o da girebilir. Kapalı olmak, havuza girememek anlamına gelmiyor. Denizlerde de sonuçta insanlar istediği gibi giriyor yani her yere. Ben doğru bulmadım, çok saçma buldum. Bence o insan şikayet ederse haklı olur. Yani herkes özgürdür bence bu ülkede. Özgür yaşıyoruz sonuçta. Böyle basit şeylere takılmamalıyız artık. Geriye gitmeyelim, ileriye gidelim yani. Bence yanlış bir şey. Yani sonuçta onlar da girmeye bir şey vardır. Girebilirler yani, doğaldır. Yani yasak diye bir şey olmaması lazım bence. Denize giriyorlarsa havuza da girebilirler. Karşı gelirim. Yani neden olmasın? Evet. Sonuçta oturada bilirim. Haşamamı giyip tekrar da havuza da girebilirim. Sonuçta bizim de hakkımız yani bu. Yani nereye gireceğiz? Her yer karışık zaten. Mecbur. Benim mesela yaşadığım yer de karışık. Haşamamı giyip girebiliyorum. Biri yasak olsa ben karşı gelirim. Yani bu olmaması lazım. Her yerde rahatlıkla girmemiz lazım. Bizim evet. De hakkımız yani denize, havuza girmek. Şu an ben bile havuzda şu kadar yasak, bunlar yasak dedikleri için giremiyorum. Ben de gitmiyorum havuza. Denizi tercih ediyorum. Ama o ayıp etmişler. Olmaması gereken bir şey. Çünkü bizim de her şey hakkımız var. Sadece oradaki insanın densizliğidir yani. Başka öyle bir ayrımcılığa zaten biz de karşıyız. Benim yorumum budur yani. Yasak olmamalı bence. Hani özgür bir ülkede yaşıyorsun işte. Yasak olmaması lazım, öyle düşünüyorum.